Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar. Bugün sizlere sezon 13'te nasıl Fatih'e kasabilirsiniz onu göstereceğim. Kendim bizzat sezon 12'de Fatih oldum. Sezon 13'te de kasacağım için sizlere bilgi vermek istedim. Şimdi isterseniz videomuza geçelim. Şimdi dostlar biliyorsunuz ki ben geçen sezon Fatih'e çıktım. Şimdi diyeceksiniz Fatih'te değilsin şu anda. Şöyle bir sebep var. İlk 500'den düştüğünüzde Fatih ünvanınız sizin alınıyor. Şu an benim sıralamam 642. Tekrardan kasar mıyım bilmiyorum. Yani Fatih'e zaten bir kere çıktım, çerçevemi aldım falan filan. Diğer sezon ben sezon 13'te Facebook'ta canlı yayınlarımda Fatih'e kasacağım canlı canlı. Yani neler yapıyoruz falan filan. El izlemek isteyen, gelmek isteyenler de olursa Facebook sayfam aşağıda linki var dostlar. Hani oradan da takip ederek bana destek olabilirsiniz isterseniz. Zaten genelde oyunu Facebook üzerinden kullandığınızı düşünüyorum. Hani gelip oradan bir takip ederseniz güzel olur. Ve aşağıdan videoya da şu anda like atarak kanalıma abone olarak bana destek olmuş olursunuz. Şimdi ben normalde telefondan Fatih oldum. J7 Prime ile Fatih oldum. Bugün sizlere emülatörden göstereceğim. Şimdi maçımıza başlayayım. 5N olarak ondan sonra anlatacaklarımı anlatırım ben. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Emülatörden birinci şans başlatmak istedim ama 10 dakika kadar bekledim. Olmayınca telefondan kayda aldım. Biraz da telefonumda kasmalar oluyor onun için. Gerçekten özür dilerim ama maalesef J7 ile bu kadar oluyor. Ama yine de J7 ile güzel bir şey başardım. Şimdi sizlere ilk tavsiyem takım eşleşmenizi açın abi. Eğer tek kişiyseniz bakın açın diyorum. Sonra mikrofonunuzu açın ve takıma deyin ki takım arkadaşlar rank kasan var mı deyin. Eğer ki varsa yanınıza gelsin ya da eğer o güzel bir yere gidiyorsa siz yanlarına gidin. Ama kimseyi bulamadınız mı? Okey, hiç sıkıntı yok. Şimdi ne yapacaksınız hemen göstereyim. Mesela uçak böyle bir yerden geçiyor. Ben mesela giderim şu evleri lootlarım abi. Gerçekten diyorum bak. Şimdi bazılar diyecek 1KD ile Fatih olmak falan filan diye de gelsinler kendileri 1KD ile Fatih olsunlar. Ondan sonra siz onlara ne derseniz deyin abi. Yani bu Fatih olacaksanız eğer birinci şahıstan başka hiçbir yerde Fatih olamazsınız. Eğer üçüncü şahısta Fatih olmak istiyorsanız ilk 3 günde asa çıkmanız gerekiyor. Ve o da hani imkansızın ötesinde bir şey diyebilirim sizlere. Çünkü hani orada gerçekten zor. Bayağı bir zor. Hiç kimse orada Fatih olamaz. Yani neredeyse öyle. Genelde insanlar birinci şahıstan Fatih oluyor. Ben de birinci şahısta oldum. Ve size de işte bugün tavsiyeler vereceğim. Nerede ne yapmanız gerekiyor falan filan. Zaten maç sonunda göreceksiniz kaç puan alınıyor, kaç puan geliyor falan filan. Hepsini göstereceğim dostlar. Ve bu arada ben Facebook'ta yayınlar yapıyorum. Aşağıda Facebook linkim var. 13. sezonda rankımı orada kasacağım. Ben emülatör olacağım. Takım arkadaşlar mobil olacak canlı yayındayken. Ama normalde ise ben sadece mobil oynayacağım dostlar. Şimdi sizlere bir tavsiyem daha var dostlar. Ayarlardan gelin. Şu bakış açınızı 103 yapın. Çünkü 103 gerçekten güzel bir açı veriyor sizlere. Burada fakir lootuyla birazcık rank kasmanız gerekiyor. Çünkü tek kişi olduğunuz için büyük yerlere gitmek için bayağı bir riskli bir şey diyebilirim. Hani fazla büyük yerlere gitmeyin. Fazla da küçük yerlere gitmeyin. Yani kafanıza göre ama rank kasmak istiyorsanız şu anda benim gittiğim yerler gibi yerlerde takılmanız gerekiyor. Ve yine her zamanki gibi bana pompalı verdi. Hem de iki tane yayında da zaten pompalıdan başka bir şey bulamıyorum ki ben. Mesela bak ileride M4 var. Büyük yerleri lootluyorsunuz abi M4 çıkmıyor ama geliyor buradan sizlere M4 veriyor dostlar. Hani bu bir tık güzel bence. Yani size kalmış. Mesela az sonra zaten göreceksiniz nerede savaşlara gireceğiz. Olabildiğince savaşlara girmemeniz gerekiyor. Şöyle de bir şey var. Bu sezonun sonuna doğru bir 58 MB güncelleme geldi biliyorsunuz ki. Onunla puan durumu bayağı düştü. Nasıl diyeyim sizlere? Hani As3'desiniz. As8'den sonrasında şöyle düşünün. Bir tane bot killiniz olsun. İkinci olun. +2 +3 o civarda veriyor. Hani onu da denemişliğim var. Çünkü kaç veriyor diye baktım. Hani puan 3-4 kill alıyoruz, veriyor, 3. oluyoruz, 3 puan veriyor. Hani gerçekten kanser edici bir şey diyebilirim sizlere. Bizimkiler bu arada fişek çağırdı, shelter'da. Okey, siz takılın bakalım orada. Maç sonu eğer hayatta kalırsanız sizlerle oynarız diye düşünüyorum. Bakalım ne olur bilmiyorum. Şimdi ben birazcık buralar lootlayacağım. Ne zaman alana gideceksiniz hemen söyleyeyim. İlk alanda bak, şimdi alana en yakın nerede ev var? Mesela şurada bir tane ev var. Ya da şuradaki ev. Bence şu evlere gitmek bir tık daha mantıklı dostlar. Burayı lootladıktan sonra şuraya geçeceğiz. Oradan da şu alandaki yerimizde duracağız.
Hani böyle sırayla gitmeniz gerekiyor. Eğer erkenden ortaya giderseniz ölürsünüz, onu söyleyeyim. Bir de şuna dikkat edin abi. Şu kulübeleri var ya, her zaman bu kulübelerin içinde rank kasanlar oluyor. Onlara dikkat edin. Yani tek tavsiyem şudur. Mesela kulübenin içinde adam vardır, yoktur, bilmiyorsun. Şöyle bak, açın, geri çekilin abi. Şöyle genelde sol tarafa ya da şu kapının arkaya pusuyorlar. Hani burada kulübenin içinde yatanları da bu şekilde öldürebilirsiniz. Bu arada benim hayatta kalma sıralamam nasıl olduysa şu anda 112'deyim, ilk 100'e girdim. Hani artık rank kasarken ne kadar hayatta kalmıştım siz düşünün, orada sıralamaya girmiştim ben. Yani bu şekilde abi, ben buraları lootlayayım, önemli bir şey olduğunda devam ederiz. Böyle takılayım ben biraz. Mesela şu anda bana bir tane bot geldi. Botlarınızı böyle vurun abi. Hani hiç yoktansa bir maçta genelde 2 bot geliyor. Yani böyle gelen botları da vurun abi. Eğer takımınız varsa zaten ben takımla alakalı da bir video çekeceğim. Hani ekipçe oynadığınızda neler yapmanız gerekiyor, onları da anlatacağım dostlar. Çünkü ben hani 600 maçta Fatih oldum. Neden derseniz başka ekiplere uydum diyelim. Onlarla birlikte rush yaptığım için, birazcık eksileri bol bol yediğim için ben 600 maçta Fatih oldum. Hani yoksa eğer sezonun ilk haftası kazarsanız en fazla 150 maça Fatih'siniz dostlar, onu söyleyeyim sizlere. Bir bot daha geldi hemen, onu da vuralım. Nereden sıktı o? Şunun arkadan sanırım sıktı, AKS'i vardı. Gördüm. Şu tarafta. Ve böylece ikinci botunuzu da vurmuş oldunuz abi. Çünkü hani bot geliyor vuruyorsunuz falan, 1KD ile Fatih oldun diyenleri boş verin gitsin abi. Çünkü 1KD ile bot öldürmek zaten zor. Bu arada sizlere Uzi öneririm AK'den. Çünkü hani kastığında Uzi daha seri sıkıyor. Kastığı için AK hani taramalı değil de yavaş sıkan bir silah dönüyor diyebilirim sizlere dostlar. O yüzden AK'yi pek rank kasarken önermiyorum eğer cihazınız düşükse. Ama cihazınız güzelse sizlere tabii ki de AK'yi öneririm. Ama hani kötüyse, kastığında sıkamıyorsanız Uzi'yi kesinlikle öneririm. Onu söyleyeyim. Şimdi ise alanımız kapanıyor. Alana ne giderken erkenden gidin, ne gez gidin. Orta seviyede alanla birlikte alanınıza gitmeye çalışın. Canınız az olduğunda canınızı fulleyin. Son alana kadar boostunuzu fullemenize gerçekten ihtiyacınız yok. Ama eğer ki savaşa girmek durumundasınız ya da sizlere gelenler vardır, yatma imkanınız varsa sesinizi çıkarmadan yatmaya çalışın. Eğer ki öyle bir imkanınız yoksa mecbur boostunuzu fullleyip onlara dalaşacaksınız dostlar. Yani başka da bunun çözümü yok. Şöyle ben gidiyorum abi öndeki ilerlediğim evlere. Şimdi birazcık da burada takılacağım. Ondan sonra alanla birlikte diğer evlere, oradan oraya gideceğiz. Sonra en sonunda neler olacak, kaç puan alacağız zaten hepsini göreceksiniz dostlar. Şimdi ise yeni alanımızı verdi. Ben bu evde yatıyordum ne güzel, ama yeni alan geldiği için gitmek durumunda kaldım. Bizim arkadaşlar da shooting tarafına falan gitmişler. Bu arada eğer rank katarken loot'a ihtiyacınız varsa şu evleri de sizlere öneririm dostlar. Oranın da loot'u gerçekten güzel. Şimdi ben buradan şurada motor görmüştüm. Onu alanla birlikte gidip şu evlere gittim. Sonrasında da alanla birlikte şu evlere ya da şuradaki küçük evlere oynamayı planlıyorum. Bakalım alan geldiğinde artık devamında görüşürüz dostlar. Ve bizim arkadaşlar bayılmaya başladı. Demek ki ne demek oluyormuş bu? Şurası dolu diyor yani. Kısacası oyunda şu an böyle bir anlam var işte. Diyor ki oraya gitme, orası dolu. Eğer gidersen ölürsün. Yani bizimkiler hayatta kalırsa güzel vallahi. Paşa'ya yine bomba attılar. Yani bilmiyorum, hayatta kalabilirim derken üçü de bayıldı dostlar. Hani rank kasarken eğer böyle ekiplerinize uyarsanız, erkenden alanın ortasına giderseniz sizin de başınıza böyle şeyler gelebilir. Hani birazcık siz kendiniz yolunuzu yapmanız gerekiyor. Ben şimdi motorla mesela alana doğru gidiyorum yavaştan. Böyle gideceğim. Zaten adam geldiğinde biliyorsunuz ki kasma oluyor. Hani nerede ne zaman kasacağını anlıyorsunuz. Şöyle yavaştan gidin abi. Bizimkiler Just diye bir ekip vurdu. Bu Just'larda yanlış hatırlamıyorsam görme vardı diye biliyorum. Yani o kadar çok ekiple savaştığınız için hangi ekipte ne hilesi olduğunu az çok çözebiliyorsunuz dostlar. Şu evleri önermiyorum kesinlikle, çünkü Toki'den çıkanlar bu evlere geliyor. Bu evden uzak geçin abi. Hani bunun içine de yatanlar oluyor bazen. Tabi ben 3 tekerin ön tekerini patlatmayı unuttuğum için şu an birazcık sallanıyor, gidiyor geliyor gibi şeyler var. Mesela şu evler gayet güzel. Pek bir kasma olmadı, burası sanırım boş. İlk önce kontrolünüzü yapın abi. Kulübelere bakın genelde. Baktınız bura boş mu? Motorunuzu alın gelin abi, ya da aracınızı saklayabildiğiniz kadar saklamaya çalışın. Çünkü
Hani gelenler sizi bulamasın dostlar. Hani geldiğinde işte direkt demesin Burak kasıyor, burada adam var demesin. Az önce bir kasma girdi bu arada. İnşallah düşündüğüm şey olmuyordur diye düşünüyorum. İnşallah olmuyordur. Tamamdır, gelen yok. Şimdi dostlar, burayı yaptınız falan ettiniz falan ettiniz. Bu aracı saklayabildiğiniz kadar saklamaya çalışın ve ondan sonrasında ise şey yapın. Böyle büyük hani evlere falan girerseniz, alan ortasında gelen olur diyorsanız, kulübeye mecbur siz yatacaksınız, kapıyı kapatacaksınız abi, buraya uçacaksınız ve bekleyeceksiniz. Bu arada alanda 13 kişi kalmış. Hani kalan kişi sayısına önem vermeyin, çünkü hani şu an ölsem ben yine eksi yiyorum. Hani çünkü olabildiğince hayatta kalmanız gerekiyor. Sağlık yenilemenin pek bir önemi kalmamış şu anda. Hani alan dışı kalıp can basmanıza pek gerek yok dostlar, onu söyleyeyim. Hani alanın kalan kişisini hiç önemsemeyin abi. Hani şu anda 13 kişi ya, bunu 30 kişi sayın, 40 kişi sayın, gerçekten önemsemeyin. Ama 13 kişi olduğu için bu alanda biraz daha rahat gezebiliyorsunuz. Mesela bizimkilerin öldüğü yerde bir tane squat var. Hani görmüştük işte, onlar orada vurmuşlardı. Just ekibiydi. Şimdi onlar orada yatıyor falan filan. Biz şimdi alanın kapanmasını bekleyeceğiz. Alan kapandığında görüşürüz abi. Şimdi ise alanımızı verdi. Alanı yani şu anda böyle bir yere verdi. Benim tavsiyem, eğer siz de böyle bir yerlerde kalırsanız, şu küçük eve gidebilirsiniz. Çünkü tam alanın çemberinde. Ve olabildiğince araçla gitmeye çalışın. Bu alandan sonra ise hani araca ihtiyacınız yok artık. Şimdi alanın kapanmasına 1,5 dakika var. Son 20 saniye 30 saniye kala yürüyerek gidin abi. Şu ara şunu da söyleyeyim bu arada. 1 dakikada 400 metre koşabiliyorsunuz. Yani eğer gideceğiniz yere hesaplarsanız, hani hiç durmadan böyle silahsız koşarsanız abi, 1 dakikada 400 metre gidebiliyorsunuz. Ben şimdi 20 saniye kala oraya doğru gideceğim abi. Orada artık görüşürüz. Şimdi son 25 saniye falan kaldı. Silahınızı bırakıp artık dümdüz yürüyüp gidebilirsiniz. Benim olduğum taraflara doğru bir drop attı sanırım. Birazcık şöyle arabayla gideceğim abi ben. Sonra arabayı yarı yolda bırakacağım. Çünkü tekrardan bir ihtiyacım yok. Şöyle bir yerde bırakabilirim arabayı. Ve şimdi ise yürüyerek alanımıza gidebiliriz. Girdiğiniz yerlere de gerçekten çok dikkatli olun, çünkü başka rank kazanlar da bu taktikleri uyguluyor. Eğer arkadaşınız varsa sohbet ederek rank kasın, çünkü yani tek başınıza gerçekten sıkılacağınız bir iş. Yani ben onu söyleyeyim sizlere, tek başınıza sıkılırsınız. Hani ekibiniz oldu mu iki sohbet edersiniz, iki laflarsınız, vakit geçer. Hani ben de genelde öyle rank kastım. Başta biraz tek kastım, sonra arkadaşlarımı kastım falan filan. Fatih'imi oldum abi. Şu eve de bakacağım hemen. Yani gerçekten eğer rush yapmazsanız, rex yemezseniz, bu Fatih 150 maçlık iş yani. Ama ben 600 maçta oldum, çünkü birazcık rush'a oynadığım için benim için sıkıntılar oldu. Ve alanda şu anda 9 kişi kalmış. Şimdi alanımızı tekrardan kapattı ve verdi. Yer burası, benim tahminime göre bu alan Zozo'nun şu kırmızı evlerinde bitecek. Şimdi bizim oynayacağımız yer ise şurası. Eğer buraya gidersek öldük. Çünkü burayı %1 milyon ihtimalle tutmuşlardır. Bizim şimdi gideceğimiz 150 metre yavaştan yürüyelim. Şimdi adamları gördüğümde benim telefon kasacak. Pek fazla oynayamayacağım ekran kaydından dolayı. Ama elimden geldiğince sizlere güzel bir şeyler göstermek istiyorum. Hani Fatih olmak isteyenler neler yapmalı, ne yapmalı, nasıl olabilir, onu göstereceğim. Mesela şu anda kastı abi, bir tane araba geliyor bana doğru. Olabildiğince kimseye bulaşmamaya özen gösterir rank kasarken. Hani kimin nereden çıktığı gerçekten belli olmuyor rank savaşlarında. Bazen öyle bir oluyor ki hani son alanda 20 kişi kaldığımız oluyor. Biz mesela Miramar'da son alanda 25 kişi kalmıştık. Yani gerçekten birazcık son kalan kişi sayısı fazla oluyor. O yüzden gerçekten dikkat etmenizi öneririm abi. Sol yukarıdaki evlerin dolu olduğunu düşünüyorum. Sahibindekiler zaten dolu. Hani oradan biri beni görüp rahat rahat öldürür. Adamlar iki vagi bırakmış buraya. Şimdi buradan yürüyerek gideceksiniz abi. Büyük ihtimal önlerimizde bir yerde adamlar olacak. Ben onlara öleceğim. Şu anda büyük ihtimal dördüncü falanım. Sağ yukarı evler demiş olduğum gibi dolu. Buradan aşağı evlere yürüyün abi. Arkanıza, sağınıza, solunuza dikkat edin. Hani bu evler de büyük ihtimal dolu ama neyse bakalım. Elime Uzi'yi çektim abi, çünkü yakın savaş. Bu evin eğer şeyine çıkmadılarsa çatısına, güzel. Şimdi bu ev alan, şimdi bu alan son yeri olduğu için bu kulübeyi kesinlikle ve kesinlikle yapmanızı öneririm. Çünkü hani o eve gelen olabilir, olmayabilir ama işinizi burada bırakın. Çünkü bazıları da mesela adam arıyor, gelin kulübeye yatın abi tek kişiyseniz. Hani son an zaten ortada gezerseniz ölürsünüz. Siz elinizden gelebildiğince ikinci ya da üçüncü olmaya oynamanız gerekiyor.
Hani güzel bir puan istiyorsanız. Mesela benim şimdi 2 tane kilim var ama ikisi de bot olduğu için. Birazdan göreceğiz kaç puan verdiğini, nasıl puan veriyor falan filan. Hep birlikte göreceğiz dostlar. Ve alanımızı demiş olduğum gibi Rozo'nun kırmızı evlerine doğru verdi ve 5 kişi kaldı. Sanırım ki son squad kaldı. Bir de ben varım ki şu anda sanırım ikinciyiz. Eğer üçüncü biri varsa benim win alma ihtimalim bayağı yüksek diyebilirim. Şimdi biraz daha bekleyeceğim. Yine 30 saniye 40 saniye kala alana girmeye oynayacağım ben. Bekleyeceğim biraz burada abi. Son 50 saniye kaldı. Ben yavaştan alana gideceğim ve bu alana yani mecbur tokilerden geçip gitmek zorundayım abi. Ve hani cihaz kastığı için ben büyük ihtimalle öleceğim. Birazdan bir 6x spray 4x spray yiyip öleceğimi düşünüyorum. İleride drop düşmüş. O drop büyük ihtimal aldılar ve hani adamlar o dropta diye düşünüyorum ben. Hani gerçekten alan şu an hani tek kişiyseniz geçmesi biraz sıkıntı. Araç olmadan hani karşıya geçmeniz imkansız ötesi gibi bir şey diyebilirim. Şu an gerçekten işler biraz sıkıntılı. Ne yapacağım ben de bilmiyorum. Bir şey diyeceğim, ben burada fişek mi buldum? Ne alaka? Şunun üstünde harbiden fişek mi çıkıyor? Son alanda. Ya yapmazsın oyun bunu da, millet fişek arıyor vermiyorsun. Hani son alanda da fişek vermezsin be. E ne yapacağız o zaman fişeği? Şöyle bir yere atacağız. Milleti trolleyeceğiz abi. Fişek orada sansınlar, oraya gitsinler. Şimdi sizin yapmanız gereken alanla birlikte gitmek tahminimce şu evler dolu ve sıktı bile. Adam Rozok tepesinde. Yerini bilmem güzel oldu. Şimdi ben mermi yemeden alana gitme ihtimalim %1 olduğu için seyredin. Şimdi ölüyorum. Ölüyorum. Ve öldüm. Sanırım ikinci olduk dostlar. Evet, doğru tahmin, ikinci olduk ve kazandığımız puan ise +3. Neden derseniz iki tane bot kill'imiz olduğu için ve hani kadememiz +5 olduğu için burada puanları az veriyor. Hani birinci olsanız bu maçın 7-8 puanı var. Gerçek kill alırsanız biraz daha yüksek oluyor. Öyle şeyler dostlar, yani hani bu şekilde burada rank atıyorsunuz. As liginde olduğunuz için hani 10 puanlar falan alabiliyorsunuz bu seviyedeyken. Size tek tavsiyem, hani rankınızı kasarken abi ilk hafta kasın ya da ikinci hafta. Çünkü hani o zamanlar ekibiniz varsa gerçekten Fatih olabilirsiniz. Bundan sonra nasip olursa eğer çekebilirsem bir tane de takımla beraber bir tane rank maçı videosu çekeceğim. Orada da zaten kaç puan aldığımızı, neler yaptığımızı göreceksiniz dostlar. Bu videoluk benden bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Diğer PUBG Mobile videolarında görüşmek üzere. Bay bay.